Rusya'nın yerde bir olmasıyla birlikte Nikolas Romanov ve ailesi 1918 yılında Katerinburg adlı küçük bir kasabaya yerleşmek zorunda kaldı. Bu olay Rus devriminin sonu ve yaklaşan felaketle dünyanın da değişmesi anlamına geliyordu. Romanov ailesinin Bolşeviklerce ele geçirilmesi, yüzyıllar boyunca süren Romanov hanedanlığının da sonu oldu. Bu, özgürlüğüne düşkün Rus halkı, özellikle de fakirler için gerçekten çok zor bir durumdu. Böylece artık o asil aileyi yok ettiğimize göre, şimdi de kan emici sülüklerle ilgilenebiliriz. Bu her yerde aranan Leon Dominik. Kendisi saygıdeğer çarımızın baş asistanıdır, anlıyor musunuz? Bulun onu ve yapılması gerekeni yapın. Yaşasın devrim. Güç halkın eline geçmeli. Tabii ki kumandan Yurinov. Yaşasın devrim. Güç halkın eline geçmeli. Bir mucize gerekliydi çünkü bunun başka bir tanımlaması yoktu. Ama o korkunç günde soylu ailenin sadece tek bir üyesi hayatta kalabilmişti. O Prenses Anastasia'ydı. Romanov prensesleri içinde en genç ve en nazik olanı. Oh, zavallı küçük kız. Hayatta olmana rağmen hala kendine gelemedin. Bir gün Bolşevikler bunun bedelini ödeyecekler. Prenses Anastasia olanlardan habersiz, Leon Dominik tarafından Katerinburg'den alınarak hiç kimsenin onları tanıyamayacakları bir yere götürülüyordu. Amacı onun güvenliğini sağlamak ve şehirdeki karmaşa sırasında onu güvenli bir yere taşıyabilmekti. Riskli bir işti. Yüzünün küçük bir parçası görülse bile onu hemen öldürebilirlerdi. Çok az kaldı majesteleri. Yakında şehir dışında olacaksınız. Artık güvende oluruz sevgili küçüğüm. Burada hala ailenizin asaletine saygı duyan birkaç arkadaşım var. Hala burada olmaları için dua edelim. Hava çok soğuk. İyi geceler dostum. Moskova ne kadar beyaz ve buzlu öyle değil mi? Aa evet. Hava ancak Sibirya'da bu kadar soğuk olurdu öyle değil mi? Ha? Evet. Hayvanlar sesli bir şekilde uyuyorlar. Ah benim adım Leon Dominik. Sanırım siz de Boris Popolovich'siniz. Evet. Bu da sevgili karım Gregoria. Artık asla gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştık. Neden bu kadar uzun sürdü? Katerinburg'ün sokakları yanıyordu. Çok çok fazla savaş ve tehlike vardı. Sadece hayatta olduğunu biliyorum. Ülkedeki herkes bizi arıyor. Hala bilinci yerine gelmedi. Ona çok dikkatlice bakılması gerekiyor. Başına doğru kötü bir darbe aldı. Hala hayatta olması bile bir mucize bence. Evet. Bizimle birlikte güvende olur Leon. Sana söz veriyorum. Onun için bir oda hazırlamıştık zaten. Ona kendi öz kızımız gibi bakacağız. Unutma. Hiç kimse onun kim olduğunu bilmemeli. Eğer soracak olurlarsa seninle bu görüşmeyi asla yapmadık. Hangi görüşmeyi seninle asla yapmadık?
Para Boris. Ona parayı sorsan iyi olur. Hadi sor. Ya geri döndüğümde daha fazlasını da vereceğim. Ah oh, Tanrı seni korusun sevgili küçüğüm. Yeniden görüşmek üzere. Hadi hemen gidin buradan. Gidelim Boris. Neler oluyor Boris? Boris, biraz daha dikkatli olamaz mısın ha? Boris, sana kaç kere söyleyeceğim. Gittiğin yere biraz daha dikkat etsene. Beni dinlemiyorsun bile. Dikkatli ol biraz. Dikkatli ol Boris. Eve varır varmaz ateşin karşısına geçeceğim ve bir güzel ısınacağım Boris. Tanrım yardım et. Eve varmayı ne kadar çok istiyorum bir bilsen. Hey, dikkatli ol Gregoria, prenses. Prenses pekala bekleyebilir. Şimdi içeri gir ve hemen ateşi yak Boris. Katerinburg'daki her evi araştırın demişti, öyle değil mi? Leon Domini bulmadan geri dönmeyin demişti. Bu Dominic. Bizi bütün gece uğraştırıp yine de kapıyı açmayacak galiba. Sen ne dersin bu işe dostum ha? Biz bu adamı arıyoruz hanımefendi. Evet, ben onu hayatım boyunca görmedim. Gidin. Her yere gitmiş olabilir. Hayır, hayır. Hadi kalk bakalım küçük hanım. Başını vurdun diye ömrünün sonuna kadar böyle uyuyacağını mı sandın sen ha? Söyle bakalım canım. Başım. Ben hatırlayamıyorum. Neredeyim ben? Bizim çiftliğimizdesin. Ben peki kimim? Ben kimim? Sen kim misin? Sen kim olduğunu bilmiyor musun yoksa? Başım çok acıyor. Bana ne oldu? Bir düşüneyim. Sen dal keserken bir ağacın tepesinden düştün. Sana her zaman söylüyorum. Ağaçtan dal keserken dikkatli olacaksın. Yıllardır sana bunu tembih ediyorum. Yıllardır mı? Yani... Evet. Ben senin sevgili annenim canım. Peki... Benim adım ne? Anna. Anna Popolovic tabii ki. Anna Popolovic. Evet, bu kadar tembellik ettin yeter. Hadi ayağa kalk. Yapılacak çok iş var.
Domuzların beslenmesi gerekiyor. Zavallı hayvanlar açlıktan ölmüştür. Anastasia bu sert kadının hikayesine fazla inanmış gibi görünmüyordu. Ama fazla bir şansı olmadığı için çaresiz ona boyun eğdi. Prensesin çiftlikteki ilk günü böylece başlamış oldu. İşin bittiğinde geri dön. Atların tımar edilmesi, keçilerin otlatılması ve yumurtaların da hemen toplanması gerekiyor. Anlıyor musun beni? Hayatım, sen bir prensese bu şekilde emir veremezsin. O buna alışık değildir. O prenses olduğunu bilmiyor. Başına aldığı o darbe hafızasını kaybetmesine neden olmuş. O benim annesi olduğumu zannediyor. Ve bu seni de onun babası yapıyor. Bu planımız için çok iyi olacaktır. Eğer hiçbir zaman hatırlamazsa bunun önemi yok, öyle değil mi canım? Anna şimdi yeni Rusya'da hayatını sürdürüyor. Tıpkı senin gibi. Bana bir kova sıcak su getir! Leon Dominik, seni devrim adına Rusya halkına karşı suç işlemekten tutukluyorum. Çekilin yolumdan Bolşevik köpekleri, yoksa atımı üzerinize sürerim. Anladınız mı beni ha? Hiç sanmıyorum. Çevrene şöyle bir bakar mısın? Alexander! Alexander! Ne oldu baba? Biraz önce çok korkunç haberler aldım. Leon amcam Bolşevikler tarafından tutuklanmış. Leon amcam mı? Hayır. Hayır. Önce soylular, şimdi de onlara yardım edenler. Bolşevikler kimseyi sağ bırakmayacaklar. Katorinburg'da kalırsak biz de tehlikede sayılabiliriz Alexander. Hemen bizler de Leon'un evine gitmeliyiz. Çabuk ol! Kahvaltı. Yine geç kaldın. Bu sabah birazcık uyumak istiyordum. Lütfen izin verin bana. Yatakta kalmak mı? Unutuyorsun galiba Anna. Biz fakiriz. Her zaman güneş doğmadan önce kalkmamız gerekir. Şimdi acele et. Kalk dedim Anna. Hadi acele et. Peki ben yoksulsam böyle güzel bir şeyin bende ne işi var? Ve bu taşlar neden böyle parlıyor acaba? Konuşabilmeni öyle çok isterdim ki. Düşünebiliyor musunuz? Lüks içinde büyümüş soylu bir prenses bir çiftlikte tıpkı bir hizmetçi gibi çalışıyor ve hayvanlara yem veriyor. Buna inanmak gerçekten çok güç.
Merhaba güzel domuzcuklar. Size kahvaltınızı getirdim. Buraya ait olmadığıma yürekten inanıyorum. Fakat aklım çok karışık. Ama bunu düşünmeye zamanım yok. En azından sizler benim dostumsunuz. Ah benim güzel yumurtam. Bana çok özel bir şey gibi görünüyorsun. Belki de sadece seni hatırlıyorum ve başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlayabilmeyi öyle çok isterdim ki. O kadar çok isterdim ki. Şerefe! Asil Romanov ailesine, Rusya'nın şerefine içiyorum. Hakimiyetimiz sonsuza kadar devam etsin. Hakimiyetimiz sonsuza kadar devam etsin. Sanırım bir rüya görüyordum. Çok yorgunum. İyi geceler güzel, gizemli yumurtam. Ah, Gregoria uyuyor. Ben sadece sana iyi geceler dilemek için geldim prens. Ana, her şey yolunda mı? Evet baba. Sadece bazen yalnızlık çekiyorum. Burada başka çocuk yok ve bazen her şey bana çok tuhaf geliyor. Bunu biliyor musun baba? Evet. Fakat Leon döndüğünde her şey daha iyi olacak. Bundan eminim canım. Leon mu? Evet. Leon. O eski bir dostumdur. Yakında bizi ziyarete gelecek. Karımın sana karşı olan davranışlarından dolayı özür dilerim. Sakın unutma. Ben her zaman senin dostunum. İyi geceler ana. İyi geceler baba. Üç ay sonra. Bence bugün yepyeni bir gün. Ne güzel, taze, olgun palamutlar. Zavallıcıklar, onları toplayayım bari. Sen daha çok küçüksün. Hadi gel buraya ufaklık. Sana zarar vermeyeceğim. Gerçekten. Oh, sanırım senin karnın aç.
Benimle birlikte geliyorsun küçük dostum. Sen benim yeni arkadaşımsın. Ben de senin. Sanırım sana... Nike. Nike diyeceğim. Evet, bu mükemmel. Ama o çok acıkmıştı anne. Onun ölmesine izin veremezdim. Onu buradan uzak tutsan iyi olur. Umarım Leon'un geri döndüğünde sağlığı yerinde olur. Tamam, o zaman burada kalabilir. Sakın unutma. Asla evin içine girmeyecek. Anladın mı beni? Hala geçmişi hakkında kafası karışık olan Anastasia biraz daha mutluydu. Sebebi sadece güzel bir yumurtaya sahip olması değil, aynı zamanda çok sevdiği yeni bir dost bulmuş olmasıydı. Anneki, burada olduğun için öyle mutluyum ki. Kaybolabilirsin. Nike! Hayır! Olamaz! Nike! 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 Hızlı hızlı yürüyordum da ayağım kapana sıkıştı işte. İyi misiniz peki? Eğer köpeğinize sahip olursanız daha iyi olacağım. Aslında o bir kurt. Sizi asla ısırmaz. Öyle değil mi Nike? Bu benim Şahin'im. Adı Binoş. Adım Alexander. Sizin adınız ne? Benim adım da Anna. Sizinle tanıştığıma memnun oldum anne. Çok teşekkür ederim. Babam ve ben amcamın göl kenarındaki evinde kalıyoruz. Sizi çaya davet etmek istiyorum. Yardımlarınız için teşekkür etmek istiyorum da. Ah evet. Hayır. Hayır! Kesinlikle hayır! Bak, hiç tanımadığın adamların evine çay içmeye asla gidemezsin dediğimi anladın mı? Ama o çok kibar ve nazik biri. Sadece çay için. Sadece çay ha? Büyük kızımız Veruşka da bir gün sirke gitmişti ama bir daha asla dönmedi. Beyaz Rusya'ya kaçtığını öğrendik.
Veruşka'yı hatırlıyor musun Boris? Veruşka mı? Veruşka, evet, evet hayatım, elbette. Zavallı Veruşka, evet. Benim ablam mı var? Bunu bana hiç söylememiştiniz. Aa, ne utanç verici bir durum. Oh, hatırlatma. Oh. Sen bizim son ümidimizsin Anna. Artık bir daha adımıza leke sürülmesini istemiyorum. Çabuk odana dön ve orada kal. Hiç tanımadığım bir kız kardeş. Bana daima kötü davranan bir anne. Bana prenses diyen bir baba. Ve bu yumurta. Yapmam gereken tek şey buradan bir an önce kaçıp Alexander'ın yanına gitmek. Belki o bana yardım edebilir. Ana ile ilgili garip bir şeyler var baba. Konuşması bir köylüye benzemiyor. Daha çok bir prenses gibi. Ah, benim de 15 yaşındayken tanıştığım her kız bana prenses gibi gelirdi. Göreceksin baba. Evimize gelince sen de göreceksin. Evet, belki. Ancak bundan sonra Alex, çok iyi tanımadığın insanları evimize davet etmesen daha iyi olacak evlat. Kızın ailesi Bolşeviklerden olabilir. Şimdi siz bütün evleri gezip Romanovlara yakın olan herkesi öldürdüğünüzü mü söylüyorsunuz yani? Evet, bölgedeki herkesi ve çok iyi iş çıkardık. Buna inanabilirsiniz. Ne demek bölgedeki herkesi? Evet, bölgedeki herkesi komiserim. Kibarca bize yardım etmesini söylediğimiz halde Leon Dominik bize zorluk çıkardı. Fakat o bir isyankar. Bize yardım etmek yerine susmayı tercih etti ve işimizi çok zorlaştırdı efendim. Ama Minsk'te Romanov yandaşlarının olduğu bir ev bulduk efendim. Onları da ortadan kaldırın. Emredersiniz. Şimdi ikiniz de Minsk'e gideceksiniz. Minsk mi? Yoksa yanlış bir şey mi yaptık efendim? Hayır. Çok iyi bir iş başardınız çocuklar. Sizleri göreve gönderiyorum. Bütün Romanov yandaşlarını ortadan kaldıracaksınız. Gelip kızımı almakla ne yapmaya çalıştığını sanıyorsun? Anna bugün ormanda oğluma yardım etmiş. Öyle mi? Çok ilginç. Benim Anna adında bir kızım yok. Gidin buradan. Hatta benim hiç kızım olmadı. Kocam ve ben hep yalnızdık. Çok üzgünüm hanımefendi. Bizi affedin. Belki de yanlış bir eve geldik. Yanlış eve geldiğinizden kesinlikle hiçbir şüpheniz olmasın. Anna'nın bu evde olduğundan eminim baba. Çünkü çevrede başka hiç ev yok. Baba. Ben burada yaşıyorum. Ve adımın Anna olduğundan da eminim. Lütfen. Lütfen bana yardım edin. Yolunda olmayan bir şeyler var. Her şey yolunda Ana. Artık güvendesin. Merak etme, kimse bizi görmedi.
Önce seni yolun sonundaki evimize götürelim. Sonra bir şeyler düşünürüz. Anlayamadığım şey o kadının neden senin hakkında yalan söylediği. Ben de bunu hiç anlayamıyorum. Bana adamın Ana olduğunu ve onun kızı olduğumu söyledi. Ancak onun kızı olup olmadığını senin bilmen gerekir. Ben hatırlayamıyorum. 3 ay önce bir sabah o kadının evinde uyandım. Bana kaza geçirdiğimi söyledi. Ancak bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim tek şey oradan uzaklaşmam gerektiğiydi. Evet, ben sadece bunu düşünüyordum. Yumurtanız. Bunun bir benzeri de bende var. Bu imkansız. Evet, doğru. İşte bakın. Bunu nereden buldun? Hatırlamıyorum. Uyandığım zaman onu elimde tutuyordum. Elindeki yumurta kraliyet ailesine aittir ve bir zincire takılıdır. Kraliyet mi? Benim küçük kardeşim Çar'ın en güvenilir adamıydı. Çar bunu kardeşime bizzat kendisi verdi. Senin gibi bir köylü kızı böyle bir hazineye nasıl sahip olabilir? Anlayamıyorum doğrusu. Anılar sadece gelip gidiyor ve bunlar bana hiçbir şey ifade etmiyor. Baba, kraliyet fotoğrafındaki yumurta ananınkinin tıpatıp aynısı ve... Ve buna inanmayacaksın ama bu yumurtayı takan kişi Prenses Anastasia. Bu Ana. Hayır, bu mümkün değil. Prenses Anastasia Katerinburg'de aylar önce öldürüldü. Bundan eminim. Bu bir mucize. Lütfen beni bağışlayın majesteleri. Ana. Anastasia. Anastasia Romanov. Evet, bu benim adım. Ben Prenses Anastasia'yım. Şimdi hatırlıyorum. Annem, babam ve kız kardeşlerim, erkek kardeşim. Hayır. Olamaz. Biz akşam yemeği yerken Bolşevikler geldi ve hepsini öldürdüler. Hayır, olamaz. Benim zavallı küçüğüm. Ben sadece onun hayatını kurtarmaya geldim. Prenses. Prenses. Prenses Anastasia. Prenses Anastasia. 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 Eğer sizin hayatta olduğunuzu öğrenirlerse başınıza neler gelir biliyor musunuz majesteleri? Sizi bağlayıp sonra da kurşuna dizerler. Tıpkı sevgili erkek kardeşim Leon'a yaptıkları gibi. Oh, zavallı Leon amca. O seninle her zaman çok gurur duyardı. Kesinlikle o çiftliğe dönüp kim olduğumu öğreneceğim. Leon yakalanmadan önce beni oraya götürüp bırakmış olmalı. O çok dürüst, iyi bir insandı. Diğerlerine hiç benzemiyordu. Seni bir an önce yurt dışına çıkartıp Viyana'ya götürmeliyiz. Minsk'te seni Pierre Giard karşılayacak. Kendisi benim arkadaşımdır. Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı, beni duymuyor musun? Sana kaç defa söyleyeceğim, erken kalkman gerekiyor! Boris! Bolşeviklerin Anastasia'yı aramaya gelmeleri ihtimaline karşı Vladimir çiftlik evinde kalmaya karar vermişti.
gelirlerse Vladimir onları oyalamak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Oğluna ve Prenses Anastasia'ya iyi şanslar dilemek onun için gerçekten çok zor olmuştu. Seni tembel hayvan, daha hızlı! Daha hızlı! Komiser Yurinov! Kim o? Ben yardımsever bir Rus vatandaşıyım. Gelin. Evet. Prenses Anastasia hakkında size çok güzel haberler getirdim komiserim. Oo, öyle mi? O hala hayatta ve sanıyorum Paris'te. Hayır, o benim çiftliğimde. Oo, elbette. Siz de ona kek ve çay ikram ettiniz değil mi? Bilmem farkında mısınız ama Anastasia Romanov 3 aydır ortada yok hanımefendi. Artık onun kaybolduğunu düşünüyorum. Hayır, kayıp değil. Dün geceye kadar o kız benim çiftliğimde çalışıyordu, anladınız mı? Görevliler! Gidip ateşi yakacağım bir tanem. Sonra banyo suyunu hazırlayacağım ve bana verdiğim bütün işleri bitireceğim. İstediğim başka bir şey varsa onu da yapacağım hayatım. Günaydın. Boris, seni asla sevmedim ve asla da sevmeyeceğim. Gidip Bolşeviklere katılacağım. Hoşça kal. Nihayet. Nihayet sonunda özgür ve mutluyum. Artık daha özgür ve mutlu olacağım. Ben çok şanslı bir adamım. Boris Popovic özgürlüğüne kavuştu. Gitti, gitti, yaşasın. Sonunda gitti. Eğer Gregoria onlara prensesten bahsederse başım büyük belaya girer Boris Popovic. Viyana'da Rusları çok iyi karşıladıklarını duymuştum. Orası bu kadar iyiyse hemen ben de tren istasyonuna gidip Viyana'ya bir bilet almalıyım. Böylece güvenli bir şekilde Viyana'ya ulaşabilirim. Harikasın Boris! Bekle Viyana, bekle, ben geliyorum! Anastasia'nın yaptığı bu uzun yolculuk neredeyse bitmek üzereydi. Bir gün içinde Minsk'te olacaktı ve oradan da Viyana'ya geçecekti. Tabii ki bunların hepsini Alexander'a borçluydu. İşte yine köylüler yolu kapatmışlar. Asla kendi başlarının çaresine bakamazlar. Yine ani fren yaptın dostum. Başka şansımız yok. Onlara yardım etmek zorundayız. Yakında tamir sorunu diye hiçbir şey olmayacak. Artık endişelenmeyin. Çok yakında her Rus köylüsüne yeni bir araba ve yakıt içinde senede 3 kez para verilecek. Ayrıca hepinize maaş ödenecek. Çar ve ailesi gittiğine göre yakında yeni Rusya hepimiz için bir cennete dönüşecek. Evet, herkes eşit haklara sahip olacak.
Eğer izin verirseniz yolumuza devam etmek zorundayız. Beyler, hava kararmadan önce evde olmamız gerekiyor. Vay vay vay, bakın burada ne varmış. Bu da ne böyle? Bu bir tavuk yumurtası değil, ördek yumurtası da değil. Sen ne düşünüyorsun Nikita, söylesene. Bilmiyorum. Bu soylu bir aileye ait olmalı. Bence Romanov ailesi ve asillerin taşıyabileceği bir şey. Bu bir Romanov yumurtası. Ne? Yakala onları! Onlar yeni Rusya'ya ihanet ediyorlar. Ne? Niki! Niki! Ah! Olamaz, unutmuşum. Silahlar bu sene, kurşunlar seneye verilecekti. Niki! Komiser bu durumdan hiç hoşlanmayacak Nikita. Sanırım bir daha asla tamir edemeyeceğiz. Ama bak, yürüyerek gidebiliriz değil mi? Onlar Minsk'e doğru gidiyorlar. Buradalar. Ama neden kaçıyorlar acaba? Kim bilir? Bu kimin umrunda? Şimdi onları yakalayabiliriz. Ve burada Pierre Giyar, yani ben, onu ve Alexander'ı karşıladım. Hep birlikte Viyana'ya doğru yola çıktık. Her ikisini de arabasındaki sepetlere gizledim. Viyana mükemmel bir şehirdir Prenses Anastasia. Orayı çok seveceksiniz. Ha, lütfen. Ben artık Prenses Anastasia değilim. Artık ben sıradan bir vatandaş, yani Anastasia Romanov'um. Ha, ha, ha.
Bolşevikler. Daha hızlı Nikita. Daha hızlı. Sonunda onları yakaladık. Hemen arabadan dışarı çıkın. Başka şansım yok. Biz burada oyun oynamıyoruz. Hey Bolşevikler! Boris, bu sen misin? Prenses, Anastasia. Yaptığınız şey bu ülkede yasaktır, tamam mı? Bu ülkede yasak mı? Ne demek istiyorsun babalık? Bana babalık diyemezsin. Sana sınırı geçtiğini söylüyorum, anlaşıldı mı? Şimdi Avusturya topraklarındasın. Evet, Avusturya topraklarındasın. Olamaz. Motosikletinize binin Bolşevikler. Guten Tag. Avusturya'ya hoş geldin. Guten Tag, Boris. Avusturya'ya hoş geldin. Kahretsin, lanet olsun. Thank you.